Herkes ne olacağının, ne olduğunun ve nasıl olmakta olduğunun farkına varabiliyor mu? Dünyada bir sınav içerisinde olduğu, yaratıcının kendisini var ettiği ve ona döneceği, döndüğünde hayatına dair hesap vereceği ve hesap verdiği bu hayatına dair kalıcı bir sonuçla ya cennet ya cehennem karşılaşacağına dair, ki bunlar dünya sürecinin temel kodlarıdır. Bunlara dair herkes bir bilinç geliştirebiliyor mu? Çoğu insan, müminler de dahil, böyle bir bilinç insanların geliştiremediği evhamındadır, zannındadır. Dolayısıyla da şeytan onları kolayca şu sonuca taşımaktadır. İnsanların çoğu gidişata dair malumata kavuşamıyorsa, o zaman bunların çoğunun cezaya müstahak olması, azaba müstahak olması söz konusu olamaz. Bilmediği, farkına varmadığı bir şeyden ötürü ki bir kimsenin sorumlu tutulması adalete uygun düşmez. O bakımdan İslam dininin Müslüman olmayanlar hakkındaki hükmü kuşkuludur. Yani اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Din Allah'ın katında İslam'dır. Dolayısıyla Müslüman olmayanlar dünyanın diyelim 2/3 efendim çoğunluğu, milyarlarca insan, bunların hepsinin cehenneme gideceğini ve sonsuz bir azaba gireceğini söylemek adaletle bağdaşmaz. Bu neticeye nasıl geliyor bir kimse? Deminki altyapıyla geliyor. Yani herkes sürecin ve gidişatın temel kodlarını öğrenme imkanı bulamıyor bu hayatta. Bu şu demek, Allah ayetlerini çoğu insana gösteremiyor, yetişemiyor. Müslüman coğrafyada doğanlara, onlara bile zor kendisini ifade ediyor. Hocalar hangi birine yetişsinler? Dolayısıyla çoğu insan hayatta esasen bir kudret tarafından var edildiğine dair temel gerçekliği, sonra bu kudret tarafından sınandığına dair, sürece dair önemli gerçekliği ve bunun kalıcı bir akıbetinin ya cennet ya cehennem olacağına dair önemli gerçekliği öğrenemeden hayattan ayrılmak zorunda kalıyor. İçinde bulunduğu ortam dolayısıyla, içinde bulunduğu uzak coğrafya dolayısıyla yahut aile dolayısıyla vesaire. Ve bu bakımdan da bu insanların cehenneme gitmemeleri gerekir. Eğer İslam illa gidecekler diyorsa, o zaman İslam'ın yaklaşımı problemlidir, tarafgirlik içermektedir. Bu gördüğünüz gibi netice deminki kabulün doğal sonucudur. Peki deminki kabul sağlıklı mıdır? Cenab-ı Hakk'a sorarsak Cenab-ı Hak bunu reddediyor. Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin altını kalın kalın çizdiği bir husustur. Ben kullarıma ayetlerimi göstereceğim. وَاَمَّا ثَمُودُ Semud'a gelince فَهَدَيْنَهُمْ Onlara da yolu gösterdik. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَّا عَلَى الْهُدَى Onlar körlüğü, yani görmezden gelmeyi, görmeye tercih ettiler. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَّا عَلَى الْهُدَى Biz de onlara azabımızı aldık. Cenab-ı Hakk'ın yolu göstermeksizin, yani biz onlara yolu molu göstermedik, hidayet etmedik, hakkı görüp anlamalarına mani olduk. Çünkü onları direkt azaba atmak istedik. Bizim hükmümüz böyledir, onlara böyle bir fırsat tanımadık gibi bir ifadesi, bir açıklaması söz konusu değildir. Tam tersi ayetler, Cenab-ı Hak, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ Senin Rabbin gaflet üzere neyin ne olduğu, niçin olduğundan bir haber bir toplumu helak etmesi, işte bu zulmen olur. Cenab-ı Hak bunu kabul ediyor. Böyle yapsaydım zulüm olurdu. Ama Rabbim böyle bir şey yapacak değildir. Bunu nasıl aklından geçirirsin? وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى Yerleşkeler bir dünya tarih boyunca
Ne kadar topluluklar gelmiş geçmiş. Firavun Hazreti Musa'ya sordu. Onlara da Rabbin ayetleri göstermiş miydi? فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْعُولَى Nice önceki asırlar. Hazreti Musa nice önceki asırlardaki bu faraziye soruyu ne bilsin? Ama bildiğiyle cevap verdi. Biz de bildiğimiz ile cevap vermeliyiz. Bilmediğimiz, yok balta girmemiş orman, yok çağın şu kadar derinlikleri, faraziye sorular, ortamını ve koşullarını bilmediğimiz. Hazreti Musa nasıl cevap verdi? فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْعُولَى Önceki asırlardakilerin vebali ne? Onların akıbeti, durumu ne? Onlara sen geldin bugün bize Allah'ın ayetlerini anlattın. Peki onların durumu ne olacak? Onlar bilmediler demek istiyor. Onlar Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinden bir haber kaldılar. Onların akıbeti ne olacak deyince Hazreti Musa aleyhisselam dedi ki قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي Onların ilmi yani durumunun ne olduğu, ortamlarının ne olduğu, koşullarının ne olduğu ve Cenab-ı Hakk'ın onlara ayetlerini nasıl gösterdiğine dair hususların tamamı. عِنْدَ رَبِّي Rabbimin katındadır. Ben bilmiyorum demenin çok güzel bir yolu. Ben bilmiyorum kötü bir cümle ama onun ilmi Rabbimin katındadır demek. Ben bilmiyorum ama Allah biliyor. İkisini aynı anda ifade ediyor. Daha fazlası Cenab-ı Hak onları unutmuş değildir. Bir haber değildir. Allah onları biliyor demiş oluyorsunuz. قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ Bir kitaptadır. Kaydı tutulmuştur. Her şeyi bellidir. Açıktır. Bir şey daha söyleyeyim dedi. لَا يَضِلُّ رَبِّي Benim Rabbim yanlış yapmaz. Benim Rabbim istikametten çıkmaz. İnne Rabbi ala sıratim mustakim. Benim Rabbim dosdoğru bir istikamet üzeredir. La yadillu Rabbi. Rabbim bugün size uyarıcı gönderip sizi bugün doğru bir biçimde uyarırken onlara yanlış yapmamıştır. La yadillu Rabbi. Ya yanlış yapmamıştır yapmaz ama ya unutmuşsa onları Çağlar uzun, derin tarih bu. وَلَا يَنْسَى Hayır, Rabbim unutmaz. لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى Muazzam bir cevap. قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي Dedi ki onun ilmi Rabbimin katındadır. فِي كِتَابٍ Bir kitaptadır. لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى Rabbim şaşmaz, yoldan sapmaz. وَلَا يَنْسَى Asla unutmaz. O bakımdan Allah Azze ve Celle'nin biz ayetleri göstereceğiz hususundaki bizi bilgilendirmesi, bizim buna dair itimadımız Cenab-ı Hakk'ın haber vermesi, bu gayba dair bir haberdir ve biz bunu yoklayamayız. Tarihin derinliklerine gidemiyoruz, insanların içlerine giremiyoruz. Yani yanı başımızdaki adam dibimizde biz ona anlattığımız halde bana ulaşmıyor bu diyor. Ben Buradaki mana bende düşmüyor diyor. Ben bu sizin dediğiniz neticeye varamıyorum. Bu resim bende oluşmuyor. Halbuki Cenab-ı Hak ne diyor? Hatta yetebeyyene lahum ennehu'l hak. Onun hak olduğu biz ayetlerimizi göstereceğiz. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lahum ennehu'l hak. Onun hak olduğu onlara apaçık oluncaya dek. Biz onu da göremiyoruz. Yanı başımızda aynı zamandayız, hatta aynı ortamdayız. Hak resmin bizde oluştuğu ama yanı başımızdaki kişinin içinde oluşmadığından bir haberiz. Demek ki ancak kendimizdeki durumu görebiliyoruz. Bu mesuliyetimiz kadar anlamlıdır. Çünkü mesuliyet de bizde başlayıp bizde bitiyor. Yanı başımızdaki kimse de. Ben burada konuşuyorum, hazirun karşımda, insanlar dinliyor ama bizde oluşan mananın en fazla kendimizdeki karşılığının iddiası içerisinde olabiliriz. Allah Azze ve Celle bir sonrakinin içine uzanma hakkı bize vermedi. Cenab-ı Hak dedi ki buna gerek de yok çünkü ben karşıma alıp herkesteki durumu herkesin kendi üssi üzerinden muhasebe edeceğim. O bakımdan
La yadurrukum men dalle izah tedeytum. Siz sizdeki mananın oluştuğu ayetlerimin karşılığını bulduğu anda hemen vazifeye koyulun. Rabbinizi tanımaya, onu sevip saymaya ve onun vaadine tutunmaya ve ona dönüşte olduğunuz bilinciyle hayatı onun adına yaşamaya koyulun. Herkes bunu yapsın. Yalancıların yalan konuşmasını aldırmayın. Bende bu anlam oluşmuyor. Ben bu ayetler bende bu karşılığını bulmuyor. Yudabbirul emra yufassirul ayati leallekum bilikai rabbikum tuqinun. Haşa, bende bu yakin oluşmuyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın iddiası boş. Eğer o kişi samimi ise biz diyoruz ki yani burada iki durum var. Hatta üç, elimizde üç durum var. Bir, Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği gerçeklik. İki, bizim yaşadığımız buna uygun düşen gerçeklik. Kendimiz bir birey olarak Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği şekliyle hakikat bütün olanca çıplaklığıyla içimizde oluşuyor. İkinci husus. Diğer üçüncü husus, karşımızdakinin bende oluşmuyor demesi. Bir dördüncüyü de zikredebiliriz. Bizim gibi bende oluşuyor diyen üçüncü şahıslar. Dolayısıyla bu dört tane veri var elimizde. Allah Azze ve Celle'nin ben ayetlerimi gösteririm. Sizin hepiniz de anlarsınız, anlamanızı sağlarım. Bulilhamdülillahi seyurikum ayatihi. De ki Allah'a hamdolsun. Size ayetlerini gösterecek. Fetarifuneha. Siz de onları teşhis edeceksiniz, tanıyacaksınız. Bakın, tanıma, kulun anlaması, fark etmesi de Cenab-ı Hakk'ın garantisinin kapsamı içerisinde. Yani demiyor ki ben göstereceğim, anlayan anlar, anlamayanlar yani zekasına küssün, şansına küssün, geride oturmuş, ondan ötürü farklı uzak coğrafyada doğmuş, biraz da şans lazım demiyor Cenab-ı Hak. Herkese bunun anlamasını sağlayacağını da garanti etmiş. فَتَعْرِفُونَهَا. Ayet nasıl bitiyor? وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ. Senin Rabbin kullara zulmedecek birisi değil. Asla. Zinhar. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ. Allah miskali zerre zulmetmez. Dolayısıyla o yavrusundan ötürü ölüp ölüp dirilen anne, çocuğum bilse şöyle olur, böyle olur diye. Bugün bilmiyorsa bile Allah Azze ve Celle ona bildirecek. Biraz sükunet, biraz huzur, biraz sağlıklı ilişki. Ama Allah Azze ve Celle bildirdiği halde, ileride iyice anlamasını sağladığı halde Cenab-ı Hakk'a sırtını dönecekse, bizim onu esirgeyişimizin bir anlamı kalmaz. Biz Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan daha çok evladını esirgeyen olamayız. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan daha çok babasını esirgeyen de olamayız. Cenab-ı Hakk'a olan tarafgirliğimiz, Hak'tan yana olan sebatımız, eğer Hakk'a sırtını döndüğünden emin olursak, babamız da olsa reddederiz, anamız da olsa reddederiz, evladımız da olsa reddederiz. Dünya hayatındaki musahabemiz, eşlik etmemiz, maruf üzere olan birlikteliğimizi kastetmiyorum. Fikir anlamında ona boyun eğecek, onu sen ne dersen o olsun diyecek değiliz. Madem ki batılı göz göre göre seçiyorsun, yanlıştasın, batıldasın. Bu halinle devam edersen ölür cehenneme gidersin hususundaki yaklaşımımız, eğer öyle tamamlanırsa süreç, ama biz bunu şimdiden bilemeyiz. O bakımdan ölünceye kadar bizler ve onlar sevdiklerimize hidayet sürecinde Allah'ın ayetlerini gösterdiği o boyutta elimizden geldiğince katkı sunmaya, burada rol almaya çalışmalıyız. Ama bileceğiz ki biz bunu başarsak da başaramasak da Allah Azze ve Celle iletimi başkaları üzerinden yahut kendi içinden yahut dış dünyadan herhangi bir ibret vesilesiyle onlara ulaştıracaktır. Allah kuluna gerçeği apaçık etmeden onun tercihini kendisi açısından tam bir sorumlulukla netleştirmeden onu dünyadan çekip almaz. Yarım yamalak
ne olup bittiğini doğru düzgün anlamadan hayatını sonlandırmaz. Seuriikum ayati. Ben ayetlerimi göstereceğim diyor Cenab-ı Hak. Fela testacilu. Acele ettirip durmayın. E ya Rabbi ecel var, süreç sıkıntılı, sıkışık. Cenab-ı Hak dedi ki ecel benim dışında birilerinin tayin ettiği bir şey değil. Hepsi benim kontrolüm altında. Alimul gaybi ve şehade. Şehadet planında ne yürüyor? Allah biliyor. Gayben Cenab-ı Hak neyi halk etmiş? Allah biliyor. Her ikisinin de alimi olan Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla vakit yetişmedi. Ayetlerimizi gösterecektik. Ama o yüzden ayetlerini görmeden hayatı sonlandı. Böyle şeyler de olmaz. Cenab-ı Hakk'ın nizamında Allah'ın bilgisi dışında kalan sürprizler yaşanmaz. Bu Cenab-ı Hakk'ın bize haber verdiği husus. Bu bizim için çok iyi bir sebep. İçinde baştan sona rayıp bulmadığımız, öğrendiğimiz her hakikatle doğrudan eşleştiğini gördüğümüz böylesi bir yalın hakikate sahip kitabın haber vermesiyle bildiğimiz bir husus. Bu bir, iyi bir sebep. İkincisi, bu haber verilen şeyi biz yaşadık. Her birimiz birer birey olarak Cenab-ı Hakk'ın bize hakkı apaçık ettiği, batıldan ayırdığı, sürecin hakikaten kalıcı bir süreç olmadığını gösterdiği, yaratılışın hiçbir şeyden olamayacağını, bizim de yaratmadığımızı anlamamızı sağladığı, dolayısıyla bir yaratan kudretin illaki var olduğuna dair bilincimizi pekiştirdiği, tam da söylediği gibi her şeyi bir denek olarak kendimiz, öz ve öz kendimiz yaşadıksa etti iki tane sebep var. Doğruladığımız وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. Sıdk ile Allah'ın gönderdiği vahiy, bir de sıdk ile yaşadıksa iki. Üçüncüsü bir de etrafımızda biz gibi olan hakikaten süreci doğru yaşamış ve Allah'ın ayetlerini kendisinin de gördüğü ve bu ayetleri anlayıp doğru akledip aynı sonuca vardığını söyleyen etrafımızda biz gibi insanlar var, etti üç. Bir tek kaldı dördüncü, etrafımızda yine hemcinsimiz olan biz gibi insanlar. Onlar kimisi ayetleri görmediğini iddia ediyor. Kimisi ayetleri görse de onda anlamın oluşmadığını iddia ediyor. Şimdi şeytan bizden ne istiyor? Dörtte üç, yani dört durumdan üçü lehteyken, bizatihi kendi tecrübemizle sabit iken, Rabbimizin haber vermesiyle sabit iken, biz gibi diğer insanların haber vermesiyle sabit iken, sadece yalancıların sözüne güvenip hem kendi tecrübemizi inkar etmemizi, hem Rabbimizin haber verdiği ve tecrübemizle örtüşen gerçekliği inkar etmemizi, hem de etrafımızdaki sadık gördüğümüz insanların tecrübesini inkar etmemizi, diğer taraftan facirlerin, fasıkların, dünyaya meylettiği apaçık kimselerin Hakk'a sırtını dönmüş ve diğer ahval-i şeraiti belli kimselerin yalancılıkları üzerinden bize Hakk'ı yalanlamayı istiyor ve bu vehme kapılmayı istiyor. Allah ayetlerini herkese gösteremiyor dememizi istiyor. Allah Azze ve Celle ayetlerini gösterse de herkese bu kadar buna yetecek zeka vermemiş. Dolayısıyla da süreç adil ilerlemiyor. Adil değilse süreç, sürecin sahibi adil değildir. Halbuki o mutlak adalet iddiasında o zaman bu iş bütünüyle yalana çıkar demek istiyor. Her birimiz bu yolculukta bu hususa dair şeytanın ehvamı altında belli bir baskıya uğruyoruz. Ona en ağır cevabı kendi tecrübemizden, Rabbim bana ayetlerimi gösterdi. Ben kendim gördüğüm şeyi reddedemem. Senin bahsettiğin hususlarla ilgili de senin vehmettiğini değil, onların ilmi Rabbimin katındadır. Adam balta girmemiş ormandaysa Allah Azze ve Celle ona yiyeceğini içeceğini gönderiyor mu? Ve demek hayattaysa içiyor demektir. Hayattaysa yiyor demektir. Cenab-ı Hak dedi ki huvellezî yurîkum âyâtihi وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً.
Size ayetlerini gösteren de O, size gökten suyu indiren de O. Gökten suyu taşıyıp binlerce kilometre ona getiren Cenab-ı Hak, bu fiziki ağırlığı olan, hacmi olan suyu ona ulaştırıp içiriyorsa, onu yedirip doyuruyorsa, bu kadar şeyi ona servis edebiliyorsa Cenab-ı Hak, ayetlerini göstermekten niye aciz olsun? Bana kabul ettirmeye çalıştığın şeye bakar mısın? Adam her şeyle iletişimi kopuk gibi gösteriyorsun. Balta girmemiş orman bu demek. Ama en temel iletişimi ona kavuşuyor. Yemesi gidiyor, içmesi gidiyor. Bunları ona ulaştıran sistemin sahibi, o zaman bu nesnel varlıkları ona ulaştırmaktan aciz değilse, ağırlığı olan, hacmi olan varlıkları ulaştırmaktan aciz değilse, ne bir ağırlığı ne bir hacmi olan manayı ona ulaştırmaktan niçin aciz olsun? Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ona da göklerin ve yerin yegane bir ilahı olduğu gerçeğini belletmiş, ona karşı tam bir sorumlulukla hayatı doğru dürüst yaşamak hususunda bir bilinç ihsan etmiştir. Ve yine ona, ki bu olmazsa olmazdır, hayatın bir ahirete sonuçlanacağını, hayatın kapısının bir ahirete açılacağı gerçeğini de yine ayetleri üzerinden öğretmiştir. Allah Azze ve Celle'ye göre bu okunabilir bir durumdur. Yani insan hayatı okuduğu zaman ahiret, yani hayat sonrası bir hayatın varlığına dair kesin sonuçlara varır. لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ Ve bu yakın düzeyinde olmalıdır. Öyle sudaki balık misali olunca o yüzden hayata etkisi azalıyor. Çoğumuzun yaşadığı temel sorun ahireti yakın düzeyinde bellemek hususunda ayetleri okumaktan ya uzak durduğumuz ya dünyaya olan alakamızın buna fırsat vermediği, bu bizim tercihimiz, bundan ötürü ahireti yakın düzeyinde görmediğimizden hala dünya heyecanlarıyla günlerimizi, haftalarımızı ve aylarımızı meşgul ediyoruz. Hal böyle olunca da ahiretin beklentisi egemen olmayınca bu kez bizde dünyanın kuralları işlemeye başlıyor. O zaman racona dikkat etmeye başlıyoruz. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ Cenab-ı Hak dedi ki, ahirete iman etmeyenler yoldan şaşıyorlar. Hemen kıvırıveriyorlar, yoldan çıkıyorlar. O bakımdan ahirete yakın düzeyinde iman, dini ve sağlam bir dini hayatın yaşanabilmesi için çok temel bir motivasyondur. Oradaki zafiyet hayatın kendisine yansır. O yüzden Kur'an'ın girişinde Cenab-ı Hak müminleri وَبِالْ اٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ Onlar ahirete yakinen iman eden kimselerdir dedi. وَبِالْ اٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ Bu yakin düzeyi nasıl oluşacak? Ayetlerle oluşacak. Kesin kes ahirete iman ediyorum. Hadi tekrar edelim bir daha. Kesin kes, böyle çok kesin kes demekle, çok sık tekrar etmekle, vurgulu vurgulu, dolu dolu büyük harflerle söylemekle olan bir şey değil. Demin okuduğumuz ayette Allahu allazi rafa'as semawati bighayri amadin tarawnaha thumma istawa alal arsh wa sakhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ Ta Cenab-ı Hak semavattan tutup dibimizdeki aya güneşe gelinceye kadar ayetlerinden bahsedip bunların hepsinin adı konulmuş bir ecele doğru ilerlediği gerçeğini, bunları ayetleri size gösteriyor ki siz de Cenab-ı Hakk'a döneceksiniz. Bunu yakinen göresiniz. Bilesiniz diye.